Her insan devlete bir şey verecek ki devletten bir şey alacak. Paralar bana veren diyor. Onu da yiyeyim diyor, değil mi? Yiyorsun, yiyorsun. Biz 10 lira ne bak kıvranıyor vallahi. Para dünyada en korkak şeydir. En ufak bir risk gördüğü zaman para kaçar. Yani altın, yastık altındaki altını vatandaş orada güvenine görüyorsa orada tutar. Ekonomiye eğer güvenmiyorsa oradan bozdurmaz. Yastık altına konabilen herhangi bir para kaldı mı, altın kaldı mı ki? Getirsin güzelce koysun buralara. Yastık altında durunca ne faydası var ki? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yastık altına konan altın ve dövizin sahibine güven verme dışında ekonomiye bir katkısı yok dedi. Neler düşünüyorsunuz? Yatak altındaki duran, yastık altındaki duran para ekonomiye katılmaz. Orada durmasının bir anlamı yok ki. Sermaye ile üniversiteyi buluşturmak lazım. Teknolojiyle sermayeyi buluşturmak lazım. İnsan bedeni gibi düşünün bir devlet. Yok, altın yatırım aracı olarak o sadece tasarruf amaçlı. Çeyrek altın olarak biriktirirler ama belli bir miktar olduktan sonra da bunu ticarete yönlendirmek lazım, ekonomiye katmak lazım. Bunun için de öncülükler olması lazım, şirketler kurulması lazım toplu bir şekilde. Ekonomiye katılması lazım, doğru. Aslında şöyle bir şey daha da doğru olabilir. Yani köylerde ziraat mühendisleriyle veterinerler görev yapması lazım üretimin artması için. 10 tane köye veya belli bir sayıdaki köylere veterinerler ve ziraat mühendislerinin atanması lazım. Onlar orada ürettiği paradan da yaptığı istihdamdan da kendi paralarını çıkarması lazım. Her şeyi devletten beklememek lazım. Her insan devlete bir şey verecek ki devletten bir şey alacak. Ekonomiye katkı yok. Ben güveneceğim tek şey altınlar mı? Başka hiçbir şeye güvenemiyorum ki. Bugünümün yarının garantisi yok. Ben şimdi emekli oldum EYT'den. Hangi şartlardayım? Aldım benim 10 bin lira para. Önümüze kurban keseceğiz. Nasıl olacak? Diyanete söyleyin. Fetva'ya tavuğa cücüğe de versin kurban olarak. Başka şansım yok çünkü. Çalışıyorum. Niye çalışayım? Bir fıtığından ameliyat oldum. Şu an dizden sıkıntılıyım. Çalışıyorum ben. Benim hayallerim bu muydu? Ben çocuklarımla oturmaktı, eğlenmekti, gezmekti. Ne oldu bunlar? Nereye gitti? Şimdi senin yaşın bayağı küçük. Sen bunların hükümetleri tanımıyorsun. O zamanki dönemde param vardı. Malzemeye bir şekilde ulaşıyordum. Basıyordum, parayı alıyordum. Şimdi param var. Cebimde param var. Nerede benim param? Bir ton var, param var şurada. Şurada 20 tane banknot 1000 lira para yapıyor. Ben 1 kilo et almak için en büyük paramdan 3 tane vereceğim. Kimin bunu sebep kim de? Soruştum de canım sıkıldı. Sorumlusu kim? Yöneticiler. Sen benden ne bekliyorsun ki daha? Ben cebimde bir ton var, para alacağım. Gideyim almak için 3 tane en büyük param benim 1 kilo et alacağım. Onda aldığımız yok. Nasıl olacak? Yani birilerinin gelmesi lazım. Türk milletinin tahsil oranı yükseldikçe şu anki partinin oy oranı düşmekte. Bizzat milletvekili kendi söyledi. Zaten bunu idrak etmek de basit, zor değil. Herkes bunu biliyor yani. Biraz düşünen, otursun baksın, yani alabiliyor muyum, alamıyor muyum? Niye alamayayım? Ben almak isterim, her şeyini almak isterim. Önümüz bayram, benim çocuklardan viraj alıyorum, saklanıyorum yani. İstemesinler diye. Niye? Kurbanlığa para verirsem, benim cebimde param kalmayacak. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim ben? Her şey ortada. Şurada gördüğünüz insanlara bak, bunlar hep boş, üfürük. Bakıyor, fiyat araştırıyor. İki tane çeyreği var cebinde. Kaç lira der, kaç lira tutar. Hepsi hikaye. Gördüğüm insanların hepsi borcu var. Hepsinin borcu var. Reis ne demişse doğrudur. Vallahi bu siyasete yani en aşağısından tut, yukarısına kadar artık bir güvensizlik var. Bunlar da niye böyle diyorlar? Nasıl bir böyle konuşma yapıyorlar? Böyle güçlü bir ülkemiz var bizim. Bunlara da anlam verilecek gibi değil. Olan da çok, olmayan da yok zaten. Yastık altında çok. Olan da çok. Mutlaka ki olur da yöneticiler adaleti iyi sağlar, halk için çalışırsa mutlaka ki olur. Olmaz diye bir şey yok yani. İhtiyacı yoksa kimse bozdurmak istemez. Yani ihtiyacı olmadığı sürece bozdurması yani çok saçma. Aslında ekonomiye katkısı olmayabilir, şöyle olmayabilir. Yani yastık altında sadece bana katkısı var. Ama bunu bozdurdukça, bir şeyleri aldıkça, tekrar değerlendirdikçe, satıldıkça tabii ki ekonomiye katkısı olur. Şimdi benim mesela diyelim ki 1 milyonluk altınım var. Yani evde durdukça bana ne kazandırıyor? Tamam değerleniyor ama ekonomiye ne katkısı var? Hiçbir katkısı yok. Peki ben 1 milyona bir gün bir araba alsam, satsam bir sene içinde ne yaparım? Ekonomiye katkı olmuş olur. Ama diğer türlü dediği doğru, mantıklı. Ha bunu menfaatçilik yapanlar var, başka manada düşünenler var. Bunlar tabii ki İnsanlar içinde, bizler de dahil yapıyoruz, yapmıyor değiliz. Getirsin güzelce koysun buralara. Yastık altında durunca ne faydası var ki? Paralar bana veren diyor. Onu da yiyeyim diyor, değil mi?
İyisin iyisin. Biz 10 lira ne var? Kıvranıyor vallahi. Altın herkes geleceği için nesline, çoluğuna, çocuğuna, torununa hazırlık yapıyor. Bu böyle de biz, herkes öyle yapıyor. Niye altını verdiğini bankaya niye verecek ki? Şimdi, bankaya mı vereceğiz? O zaman dövizi kaldırsın, herkes Türk parası harcasın, o zaman Türk parası değer kazanır. Anladın mı? Ekonomisiye katkısı olmaz. Şimdi herkes altındaki dövizi bozdurmak zorunda değil, mecbur değil yani ekonomiye. Ekonomiyi kendisi düzeltmek zorunda. Bir cumhurbaşkanı olarak ekonomiyi kendisi düzeltmek zorunda. Yastık altındaki kalanı ilgilendirmiyor. Her zaman bu cümleyi söylüyor zaten. Yastık altınızdaki bozdurun. Türkiye zor duruma düştü yani. Önce ekonomiyi kendini düzeltmesi zorunda. Şimdi ekonomi derken millet artık kendinin derdinde yani. Kendi canının derdinde. O yüzden yastık altında bulundurmak bence daha sağlıklı. Kişi bazında, kişi olarak düşünüyorum ben bunu. Yani. İnsanların yastık altından çıkarttığı şeyle eğer ekonomi düzelecekse bu millet vereceğinden eminim. Ama milletin ona kanaati yoktur. O yüzden millet o şekilde bir yol izlemiyor. Tabii ki yastık altındaki çıksın, ekonomi düzelsin. Yani altın bir inişin bir çıkışı var, bir çıkışın da bir inişi var. Altın düşer. Bence satsın, düşünce alsın. Valla yastık altındaki altın, dövizin ekonomiye katkısı var da vatandaşın kendi güvencesi açısından önemi var. Yani yoksa vatandaş kendisi de biliyor ekonomiye katkısı yok. Ama yastık altında daha güvende hissediyor parasını vatandaş. Herhalde oradan kaynaklanıyor. Zannetmiyorum. Yani şu dönemde zannetmiyorum bozduracağını. Para dünyada en korkak şeydir. En ufak bir risk gördüğü zaman para kaçar. Yani altın, yastık altındaki altını vatandaş orada güvende görüyorsa orada tutar. Ekonomiye eğer güvenmiyorsa oradan bozdurmaz. Yastık altına konabilen herhangi bir para kaldı mı, altın kaldı mı ki? Yani şimdi yastık altında bir paranın olduğunu düşünüyor herkes de öyle bir şey yok. Şu an ekonomik durumumuz gerçekten çok sıkıntı bir durumda. Şu an elinde olabilen kalmadı zaten. Olan da bozdurmuyor çünkü altının bir anda yükselişini hepimiz görüyoruz. Olan da bozdurmuyor. Ama şu an ekonomimizin durumu çok kötü. Bozdurmaz. Güvensizlik var. Piyasada çok güvensizlik var. İnsanlar geleceğinden korkuyor inanın. Onun için kimse kimseye bir şey vermez. Yastığının altında da tutar kardeşim. Evet doğru söylemiş. Ekonomide canlı para lazım. Canlı para olacak ki piyasa dönecek. Doğru söylemiş ama bunu dışarıya teşvik edebilmek için insanları yönlendireceği bir işler olması lazım. Öyle yönlendirebilir. Yani bu parayı canlı piyasada tutabilecek bir şeyleri teşvik etmesi lazım insanlara. İnsanlarda güven olmadığı için ne yapıyor? Döviz alıyor, saklıyor, altın alıyor, saklıyor. İleriye yönelik insanlarda bir korku var. Acaba ekonomi nasıl olacak? Zor durumda kalacak mıyız, kalmayacak mıyız diye. Öyle bir korku var. O korkuyu devletin, iktidarın, hükümetin insanlardan kaldırabilmesi lazım. Onu da kendiler düşünecek nasıl kaldıracaklarını.